Görme engelli bireylerin trafik ortamında yaşadığı erişilebilirlik sorunları. Çünkü sadece görme engelliler için değil aslında, olayı genelleştirdiğimizde hem bedensel engellerin hem işitme engellerin ya da diğer yaşlı insanların hayatını kolaylaştırmak için pek çok sistem vardır. Bu sistemler bu bahsettiğim insanların hayatını başka insanlara ihtiyaç duymadan devam ettirmelerini sağlayan kolaylaştırıcı sistemlerdir. Pek çok açıdan dikkatimizi çekmeyen veya bir yandan da tırnak içinde önemsemediğimiz bu detaylar aslında o insanların hayatını kolaylaştıran unsurlardır. Örneğin otobüslerde kullanılan sesli anons sistemleri. Son yıllarda oldukça yaygınlaşmış durumda bu sistem ve görme engelli kişilerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan kullandığı oldukça önemli bir sistemdir. Ancak bu sistemin gerek şoförler tarafından kapatılması, gerekse bozulup uzun süreler boyunca tamir edilmemesi, görme engelli insanların yaşamını oldukça zora sokan etkenlerden birisidir. Bunun dışında temelde görme engellilerin faydasına yapılmış gibi duran aslında büyük sıkıntılara yol açan bir sistemde sarı çizgilerdi. Sarı çizgiler yine yaygın bir şekilde kullanılıyor. Metroya giderken olsun veya bir AVM'ye, başka bir kuruma, kuruluşa girerken çok fazla yaygın. Ancak amacına uygun bir şekilde tam olarak yapılamamakta ve sarı çizgiler metroda ya da AVM'de bitmesi gerekirken ağaçlarda, levhalarda bitebiliyor. O yüzden sarı çizgiyi esas alarak hareket eden bir görme engelliyi gördüğünüzde yardım talebinde bulunabilirsiniz. Hani yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. Çünkü sarı çizgiler gerçekten güvenilir bir teminat değildir görme engelli kişiler için. Toparlayacak olursak temelde baktığımızda birçok şey görme engelli insanların başka insanların yardımına ihtiyaç duymadan birçok şeyi kendi başlarına halletmeleri için yapılmıştır. Ancak yüzeysel anlamda baktığımızda pek çok sıkıntı görebiliriz. Örneğin trafik ışıkları vardır ama bu sesli bir şekilde değilse görme engellinin hiçbir işine yaramayabilir. Örneğin asansör varsa bir yerde ama asansör tuşlarında, düğmelerinde bireyel alfabesi yoksa bu görme engelli insanların pek de işine yarayacak bir sistem değildir. Aslında düşünce olarak güzel, yani temel olarak baktığımızda güzel ama uygulamada eksik kaldığımız pek çok yön var. Bunları da eğer aşabilirsek, halledebilirsek sadece görme engelliler için değil, diğer engel gruplarının da hayatı pek çok yönden kolaya girecek ve birçok konuda insanların yardımına ihtiyaç duymaktansa kendi başlarına, kendi işlerini halledebileceklerdir.